Aksiyon oyunları, oyun çeşitleri içerisinde en sevilen ve oynanan türlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Bugün en sevilen aksiyon oyunlarından oluşan 10 oyunluk bir listeyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak isterseniz abone olabilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Listemizin ilk sırasında Max Payne serisi yer alıyor. Çıkış yaptığı dönemde oynanış mekaniği olarak getirdiği devrimsel, yenilikçi yaklaşımla oyun dünyası için mil taşı diyebileceğimiz yapımlardan birisi olmayı başarabilmişti. En önemlisi, trajik ve ilgi çekici hikayesiyle Max Payne zaten oyuncular tarafından çoktan kült yapımlar içerisinde yerini almış bir oyun. 3 oyundan oluşan seri söz konusu aksiyon oyunları olunca listede kesinlikle yer alması gereken yapımlar. Listemizin bir diğer oyunu ise Mad Max. İlk olarak 1979 yapımı filmiyle hayatımıza giren Mad Max, 80'li yıllarda çıkmaya devam eden devam filmleriyle dünya genelinde tanınan markalardan birisi olmayı başarabildi. 2015 senesinde uzun yıllar sonra yeniden yorumlanan filmin aynı sene içerisinde oyunu da çıktı. Post-apokaliptik yani kıyamet sonrası temanın önde gelen isimlerinden olan Mad Max de aksiyon yönü güçlü olan oyunlardan birisi. Sırada Just Cause serisi var. Her ne kadar 4. yani son oyununun başarısızlığı gölge düşürmüş olsa da Just Cause oyunlarında yarattığı keyifli açık dünyası ve kendine has oynanış dinamikleriyle birçok oyuncuya hitap eden oyunlardan birisi. Hikaye olarak klişe kalması ve bir süre sonra tekrara bağlaması Just Cause oyunlarının genel olarak zayıf tarafları olsa da ara sıra sağ solu patlatıp açık dünyasında gezmek isteyen casual oyuncular için biçilmiş kaftan. Bir diğer oyun serim ise Devil May Cry serisi. Dante'nin ilahi komedyasından ilham alarak ortaya çıkan Devil May Cry oyunları iyi bir aksiyonun yanı sıra başarılı bir hack and slash deneyimi de sunuyor. Özellikle oynanış kısmında oyuncuya sunduğu combo çeşitliliğiyle fark yaratan DMC oyunları oldukça ilgi çekici bir hikayeye de sahip. Doom serisi ise listede yer alan yapımlardan bir diğeri. Özellikle safkan aksiyon denilince akla gelen ilk oyunlar genellikle Doom oyunları olur. FPS shooter türünün köklü oyunlarından Doom oyununun tarihi 1993 senesine kadar dayanıyor. Serinin en son oyunu olan Doom Eternal ise geçtiğimiz sene çıkışını gerçekleştirmişti. Sırada bir dönem filmleriyle de dünya çapında büyüne kavuşan Tomb Raider serisi var. Filmlere kadar oyunlarıyla da köklü bir geçmişe sahip olan Tomb Raider, her ne kadar kısa ve çoğu kişiye göre klişe görünen hikayelere sahip olsa da, seri genelinde başarılı bölüm tasarımları, özellikle de son oyunlarında göze çarpan muhteşem grafikleri ve ortam ambiyansı ile her oyuncunun mutlaka denemesi gereken yapımlar olarak göze çarpıyor. İçerdiği puzzle elementler ve oynanışın zevki ise serinin artı hanesine yazılıyor. 2021 senesinde çıkışını gerçekleştiren Outriders da listedeki oyunlardan. Özellikle bilim kurgu seven kitleye hitap eden oyunda arkadaşınızla birlikte co-op oynama seçeneği de bulunuyor. RPG öğelerde içeren oyunda karakterinizin skilllerinden zırh ve silahlarına kadar özelleştirebilir, loot yaparak eşyalar da toplayabilirsiniz. Orta uzunlukta diyebileceğimiz bir hikayeye sahip olan oyunda Enoh isimli gezegende insan ırkı olarak ayakta kalmaya çabalıyoruz. Sırada Uncharted serisi var. PlayStation Exclusive oyunu olan Uncharted oyunları hakkında da tıpkı Days Gone ya da God of War gibi bilgisayara çıkacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Her oyunda üzerine koyarak çıkış yapan serinin Türkçe desteği de bulunuyor. Bu arada serinin ikinci oyununda Türkiye'nin yer aldığını da belirtmeden geçmeyelim. Artık yavaş yavaş sonlara yaklaşırken Bayonetta bizi karşılıyor. İlk olarak Nintendo için çıkış yapan Bayonetta, yanlış hatırlamıyorsam 2017 senesinde de bilgisayar için çıkış yapmıştı. Açıkçası oynanış olarak bana Devil May Cry oyunlarını anımsatan oyunun combo mekanikleri de oldukça başarılı. Hikaye olarak biraz zayıf olduğunu düşündüğüm yapım hack and slash sevenlerin şans verebileceği oyunlardan birisi.
Listemizin son oyunu, daha doğrusu serisi ise Gears of War oyunları. İlk olarak Epic Games imzası ile 2006 yılında çıkış yapan oyun, döneminde birçok kişiye Xbox konsol aldırmayı başarabilmiş, günümüzde Microsoft stüdyoları çatısı altında bulunan bir marka. Yine hem online hem de lokal co-op seçeneklerine sahip olarak arkadaşlarınızla oynama imkanı sunan oyunun 5. ve son oyunu Türkçe desteği sunarak çıkış yapmıştı. Listemiz burada sona eriyor. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Eğer siz de destek olmak isterseniz bize abone olabilir ve videoyu beğendiyseniz beğen butonu aracılığıyla bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarda ve bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.